Hocam ekonomik krizin sebepleri nelerdir? Allah rızası için bir de buna değinin. Keyfiniz yerinde galiba. Piyasa allak bullak demiş. Öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Keyfimiz yerinde hiçbir zaman olamaz. Ümmetin hali bu durumdayken onu söylemiş olalım. Şimdi sevgili hocam ne dedi? İnşallah bize fatura kesilmez dedi. Aslında fatura kesildi güzel kardeşim. Şöyle kesildi. Bak sabah kalkıyorsun farklı bir olayla, akşam yatıyorsun farklı bir olayla. Ümmetin hali bu durumdayken her yerde depremler, her yerde zamlar, her yerde zinalar, bir yerde Kur'an oluyor, bir yerde zina oluyor, bir yerde deprem oluyor, bir yerde zam oluyor. Ümmetin hali perişan. Fatura bu işte. Ha, bu daha ileri gittin mi depremler başlayacak yani. Daha ilerisi bunun deprem. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Biz وَاَتِسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Mevla Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede. Bana diyor topluca gelin. İşte Ahmet abi, Hacı abi, Mehmet abi sen 5 vakit namaz kıldın yok. Hocam ne dedi? O kardeşimiz için de özür dileyeceğiz. Ümmet için de özür dileyeceğiz. Hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadığımız müddetçe bu sıkıntıyı hep beraber çekeceğiz. Sen zannetme ki başkası gelecek düzelecek. Hayır. Müslümanlar düzelmediği müddetçe ekonomi düzelmeyecek. Biz faizden kurtulmadığımız müddetçe, biz hakiki imana yönelmediğimiz müddetçe, Kur'an'ı açıp okumadığımız müddetçe, Kur'an'ın hükümleriyle yönetilip, Kur'an'ın hükümleriyle amel etmediğimiz müddetçe, kusura bakma sabah akşam kalktığında zam göreceksin, ondan sonra deprem göreceksin, felaket göreceksin, bilmem ne göreceksin. Ya bunu Allah söylüyor. Siz diyor benim ipime sımsıkı sarılmadığınız müddetçe, benim kanun ve kurallarım geçmediği müddetçe, yani bu sıkıntıları hep yaşayacaksınız. Rabbim yaşatmasın. Rabbim hepsini uzak eylesin. Rabbim bizi affetsin. Yaşayalım anlamında söylemiyorum. Ben biz düzelelim. Düzelmemiz gerekiyor. Kur'an'ın hükümlerine sarılmamız gerekiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı, evlatlarımızı örtüyle buluşturmamız gerekiyor. Evlatlarımızı sabah namazına götürmemiz gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer biz Müslümansak Müslümanca yaşamamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Akif Ersoy 6 yıl veya 4 yıl neyse Almanya'da kaldıktan sonra geri geliyor. Ona soruyorlar efendim onlarla bizim aramızdaki fark nedir? Ne gördünüz diye. O da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki onlar diyor Müslüman gibi yaşıyorlar. Biz onlar gibi yaşıyoruz diyor. Bak onlar İslam'ın yaşantısını almışlar. Ama biz de onların yaşantısını almışız. Zina, fuhuş, haram, gıybet, yalan, kumar, dolandırmak her şey var. Ya Müslüman da bunlar olmamalı. Olmaz. Olursa ne olur? Heh bu olur. He biz düzelmedikten sonra zaten bu olayların da düzeleceği yok. Kimsenin elinde de bir şey yok. Sistem düzelmediği müddetçe, hükümler Kur'an hükmüne göre, Kur'an yaşantısına göre dönmediğimiz müddetçe kusura bakma hiç kimseye la rahate fid dünya mümine dünyada rahat yok hocam.